Kasabaya bir iki dolmuş. Hadi acele edin abiler, hadi. İstasyonun yanında minibüs abicim. Hadi acele edin. İstasyonun yanında abi. Minibüs kaçıyor. Son minibüstür, bundan başka minibüs yok. Gidiyoruz, durmayalım. Hadi acele edin biraz. Kasabaya bir iki dolmuş. Abi, hoş geldin.
Hey, dalga geçmeyin. Tamam, Kızın oğlu geldi. Hoş geldin abi. Geç abi. Hoş geldin. Öldürecek misin onu? Babanı astığı gibi mi? Henüz şeklini düşünmedim. Bu Giziroğlu Mustafa değil mi? Evet. Ne oldu? Barut kokuyor. Biliyorum. O halde defol git buradan. Aynadaki suratını görüyor musun? Öyle parçalarım seni. Ama benim meselem seninle değil, onunla.
Geldi ağam, geldi. Ne geldi be? Kiziroğlu Mustafa. Biraz evvel meyhanedeydi. Gitmesini söyledim. Ne oldu sonra? Hırpaladı beni. Benim işim onunla dedi. Bizim adamlara haber ver, hazırlıklı olsunlar. Beklediğimiz gün... Hedefin önünde durulmaz demiştin bana. Boşuna kurşun harcama. Yakında hedeflerin en güzelini göstereceğim sana. Yakında şenlik başlıyor çocuklar. Müjdesi geldi. Silahlarınızı hazırlayın. Kullanılmaya kullanılmaya silahlarımız pas tuttu be. Hakkında bir hayli bilgim var. Buraya gelmeni ve burada kalmak istemeni sana tavsiye etmem. Sonra sana şunu da hatırlatayım ki... burada herhangi bir olay çıkarmana fırsat vermeyeceğim. Ben burada doğdum. Burada kalmak mecburiyetindeyim. İşlediğim suçun da cezasını 10 sene yatarak ödedim. Kanuna karşı da daima saygılıyımdır. İnşallah dediğin gibi çıkarsın. Ve de üzerinde toplu iğne bile taşımayacaksın. Ya beyoğlu, siz gittikten sonra çiftlik bu hale geldi. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur derler. Doğru lafmış. Şimdiki aya... bu baba ocağına bundan sonra sen bakacaksın. Mesuliyet senin, senin sayılır. Bana şimdi bir at bul, eğerle hemen getir. Bunu senden rica ediyorum. Baş üstüne beyoğlu, baş üstüne. Hadi güle güle. Eyvallah. Güzel bir karşılama. Defol dedim. Yoksa beynini parçalarım. Bıktım artık bu intikamdan. Git o zaman. Bana ait hatıralardan, alacağım intikamdan... ve çocuğumdan beni Allah'tan başka kimse uzaklaştıramaz. Hatıralarım beni ilgilendirmez. Çocuk benim çocuğum. İntikama gelince... ondan intikamını aldın ya, daha ne istiyorsun? Ama ölmedi. Öldü kabul et. Bitsin bu iş. Hayır. Benim babam öldü. O da ölecek. Hayır, bunu yapmayacaksın. Thank you.
Gidecek misin oraya? Abimi öldürmeye kararlı mısın? Evet. Ama karşında beni de bulacaksın. Gittin değil mi? Evet. Neden? Çocuğumun babası değil mi? Senelerden beri onun dönüşünü bekledim. Döndüğüne pişman ettireceğim onu. İkiniz birden pişman olacaksınız. Ben de gitmesini söyledim. Bıktım artık, usandım bu kan dağı. Bir daha ona gittiğini duyarsam ikinizi birden gebertirim. Atımı getir. Murat! Neredesin lan? Atla, kasabaya gidiyoruz. Hadi, hadi! Dursun o. Fırla bakalım. Sallanma! Hadi, hey! Bunlar? Ölmüş adam resimleri. Beğendin mi? Beğenmedim. Senin beğendiğin iyi bir şekil varsa onu söyle. Beğendim. Vallahi beğendim. Ne yapacaksın? Kız kardeşimi kaçırmış, söyle nerede? Bilmiyorum. Çekin! Hadi hop! Hadi hop! Hadi hop!
Kim bu adam? Düşman. Gel, seninle konuşacaklarım var. Gene barut kokuyor. Neden git buradan dememin sebebini şimdi daha iyi anladın mı? Birbirinize girmeniz an meselesiydi. Bir tarafta karın ve çocuğun, bir tarafta koca ve baba olarak sen. Bir tarafta sevgi, bir tarafta kin. Sanki ateşle barut her an patlayacak gibi. Git buradan Mustafa, git. Çünkü bu oyunun sonunda kazançlı çıkacak taraf göremiyorum. Hep böyle olmuştur çünkü. Git buradan Mustafa, git. Yarın akşam gideceğim. Anne. Babam kim? Öldü oğlum. Nerede ve kim öldürdü? Öldü dedim ya Murat. Hem şimdi nereden çıkardın? Hadi git atlarız sula, hadi. Sarışın, bıyıklı, uzun boylu... Yeter Murat, yeter! Kaçıncı defadır aynı şeyi soruyorsun? Kadıköylülerin oğlu arkadaşı Hüseyin söyledi. Damdaymış. Hayır, öldü dedim sana. Hayır, ölmedi. Öldü dedim, öldü! Onunla görüşmek, konuşmak istiyorum. Sana bir tokat atarsam aradığını yerde görürsün. Baban yok. Düşman var, düşmanımız var. Bu bir töre. Aile şerefini korumak vazifesi bir gün sana düşerse... hiç düşünmeden... Abi, kimi kime düşman etmek istiyorsun? Sus! Çocuğun yanında başlatma beni. Hadi git! Hedefleri vurmaya çalış. Ya o ya ben. İkimize dar bu dünya. Bütün bunların senin yüzünden başımıza geldiğini de unutma. Bitecek bu iş. Anladın mı? Bitecek! Karşında beni bulacağını söylemiştim. Ben de sana öldüreceğimi. Yeter artık. 11 sene her gün öldük. Gelip intikam alacağını düşündük. Ben de hapiste kaldığım müddet içinde aynı şeyi düşündüm. Ölmek öldürmek. Neden? Abim o benim. Orada yatan da babamdı. Bizi düşünmüyorsan oğlunu düşün.
Vazgeç bu işten. Onu da düşündüm. Korkak bir baba olarak yaşamaktan söylemeyi tercih ederim. Sen baba, koca değil bir canavarsın. Git, git, git buradan! Ah! Hala karın olarak sana yalvarıyorum, vazgeç. Murat, bugün tekrar seni sordu bana. Ne dedin? Öldü dedim. Mecburdum. Bu ana kadar hep öyle anlattım seni ona. Her haliyle sana çok benziyor. İnanmıyor senin öldüğüne. Niye anlatmıyorsun beni ona? Niye görmeme sarılıp bağrıma basmama müsaade etmiyorsun? Seni bulduğum an tekrar kaybedeceğimi biliyordum. Ya ölecek veya hapse gireceksin. Biz alıştık sensizliğe. Bırak artık bizi. Hep böyle kalalım. Yarın akşama kadar intikamımı alıp gidecektim. Ama yarın akşama kadar kasabada seni ve Murat'ı bekleyeceğim. Ah, sen, ben ve Murat. Oh, başka memlekette yepyeni bir hayat. Allah'ım, rüya mı görüyorum? Geleceğim Mustafa. Murat'la beraber geleceğim. Yarın akşama kadar kasabada bekle bizi. Hayır oğlum. Hiç. Hiçbir şey. Bir müddet için kasabada teyzemde kalacaktım. Bana sormadan mı? Onun kasabada olduğunu biliyorsun, hem bunları almana lüzum yoktu. Ona gidiyorsun değil mi? Ona değil, onunla gidiyorum. Senin kafanı kırarım. İlk kaçmanda babası öldü. Bu sefer de sana, ona, Murat'a hiç düşünmeden kıyarım. Buradan gidecek. Kasabada Murat'ı ve beni bekliyor. Ne olur elini ayağını öpeyim, bırak onunla gideyim. Unut intikamı. Ah. Peki. Onunla gitmene bir şartla müsaade ederim. Sen burada bekle, bir defa da kendisiyle ben konuşayım. Oh, sağ ol abi, çok sağ olasın. İnşallah barışırsınız, bu düşmanlık biter. İnşallah, ben de öyle düşünüyorum. Topaç Köyü'nün tepesindeki orman yanıyor.
Derhal askerler hazırlansın. Yardım için kasabalara haber verin. Emredersiniz kumandanım. İyice sessiz. Havada da barut kokusu var. Atınlar aşağı. At silahını çabuk. Seni hemen öldürmeyeceğim. Yavaş yavaş öleceksin. Babanın asıldığı yerde. Çekin ipleri. Ölüleri kaldırın. Kumandana delil olacak bir şey bırakmayın. Çiftliğe git, adamları al götür, beni bekle. Peki. Hadi. Hadi çocuklar, kasabalı dönmeden acele edelim. Düşündüm ki kendi atının isteğiyle yavaş yavaş öleceksin. At yürüyüp ip gerildiği zaman araba altından gidecek, o zaman gebereceksin. Geçirin ipi boynuna! Gayret çocuklar! Nasıl, böyle bir ölüm hiç gördün mü? Rüyanda görsen inanmazdın değil mi? Hadi! Sen burada nöbetçi kal! Başla! Ha 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 ha
bu iş sıkmaya başladı. İstersen ben çekeyim arabayı, ha? Bir an evvel eşek cennetine gidersin, ha? O şekilde zevk vermez sana. Doğru. Patron senin yavaş yavaş ölmeni istemişti. Bekleyeceğiz. Hadi git şimdi, kocan seni bekliyor. Nerede? Babasına astığımız ağacın altında. Ruhu çıkmış bedeniyle sana kucak açacak, defol! Cehenneme kadar yolum var. Katil, gidecektik, gidecektik buradan! Neden öldürdün? Kötü de olsa babasıydı, kocamdı. İsteseydi o da seni öldürürdü. Ama yapmadı. Çok adiymişsin. Çok, çok aşağılıkmışsın. Defol! Ölümünün şerefine içeceğiz bugün. Ahmet, sen git kasabadan içki getir. Emreder. Oktay, sen de git çengileri getir. Süheyl, sen de arkadaşları topla. Günay, sen de sürüden bir koyun kes, her şey hazır olsun. Sen de geber! Anne! Gel benimle.
Ne işin var burada? Ağa gönderdi şarabı ve beni, canım sıkılmasın diye. Hakikaten canım sıkılmaya başlamıştı. İyi ki geldin. Hadi şöyle gözden ırak bir yere oturalım da işimize bakalım.
bahçem benim. Doğru kasabaya. Şu işler bitsin, şu beladan kurtulalım, sonra seni aldırırım. Peki ben orada ne yapacağım? Anlatırım sana. Gözünüzü dört açın!
Yetmez.
bakalım. Cehenneme karnı tok git. Al. Gel. Kumandan bey, kumandan bey. Ne var kızım? Çiftlikte kan gövdeyi götürmüş. Canlı insan kalmamış, abim ortada yok. Ne olur bize yardım edin. Derhal müfreze hazırlansın. Baş üstüne. İç bakalım. İç de rahatla. Son içişin olacak. Çok iyi. Biraz yürüyelim istersen ha. Bilirsin ki bu at arkamdan gelir. Sen de bana aynı şeyi yapmıştın. Değil mi? Seni başka bir şekilde öldüreceğim. Bunlar alışılmış numaralar. Hep böyle asarlar değil mi adamları? Ne, niye darlanıyorsun? Sıkıldın mı? He? Ha, yo yo. Beğenmedim. Başka şeklini arayalım. Yok! Yok kumandanım! Yok kumandanım! Yok! Toplanın! Aa, bunu da beğenmedim. Baksana terledin. Gözüne de duman kaçtı. Hep seni düşünüyorum. Dur, seni bir banyoya sokayım da serinlensin. Gel bakayım. Sen tepeye, sen madene, sen kulübeye, sen de arka tarafa bak. Çıkar beni buradan, ölmek istemiyorum. Çıkar beni buradan. Denizin yükselişi yok. Yalvarıyorum. Bu şekli de beğenmedim.
Kulübede yok kumandanım. Maden de bomboş. Bu tarafta da yok. Toplanın. Allah'ın aşkına elini ayağını öpeyim. Tanrı aşkına bırak beni. Bırak beni. Git Allah'ından vur, canın cehenneme! Defol! Güzel günler var önümüzde. Sen, ben, Murat... Ve jandarmalar. Aranan katil bir adam. Hayır, hayır, ben yokum bu işte! Bırak beni! Bırakmam seni! Haklı olduğumu sen de biliyorsun. Kanunun, jandarmaların bulunmayacağı yerlere, buradan çok uzaklara gideceğiz. Mutlu olacağız, inan bana. Oğlum! Oğlum benim! Hayır, yapma Murat, baban o senin! Hayır, düşman o, babam yok benim! Evlat! Aynı benim gibi, cesur ve gözü kara! Baban senin dedim! Yalvarırım, yapma, yapma! Bırak! Yapma, baban senin! Baban öldü dediniz. Düşmanımız var dediniz. Öldür dediniz, öldür! Düşman! Düşman! Dalı deldi geçti, alan kim,
Paşam kim? Nigar